Ramazan sevinci dedik. Gerçekten iftar öncesi en azından bu ekip büyük bir heyecan ve sevinçle karşınıza çıkıyor. Din Hizmetleri Müşavir Vekilim Sayın Eşref Dalkıran Hocam yine masamızda yerimizi aldık. Evet, bereketlendi inşallah. İnşallah hocam. Vakfımızda, masamızda, odamızda. O ilk günlerin bu saatlerdeki yorgunluğu böyle artık Vücut bedenen hazırlanmış oldu artık. Hazırlandı, alıştı. evet. Öyle oldu. Hocam ben iş hayatım gereği işte sosyal medyayla çok haşır neşirim. Bugün buraya gelmeden önce biraz bir Twitter'de şöyle bir dolaştım. Ve açıkçası bazen sıkıntılı paylaşımlar olabiliyor. Madem şu mübarek ay içerisindeyiz, biraz da bu konulara girsek nasıl olur? Çok iyi olur. Şöyle ki sosyal medya eğlenceli bir o kadar da tehlikeli bir alan. Eğlencesi insanların hoş ve boş geçirdikleri bir vakit. Yani tamamını boş diyemeyiz ama büyük kısmı birçok dertli olan insanın başka dertleriyle ulaştığı bir dönemde biz o anımızı sosyal medyada boş bir şekilde geçiriyoruz ve maalesef istatistik rakamlar da bize bu alanın hakikaten hayatımızda büyük yer kapladığını. Hatta öyle ki ortalama giren bir kişinin günlük sosyal medyaya 45 defa girdiğini, yani bunun büyük bir rakam düşündüğümüzde. Tabii az önce değindiğiniz gibi sosyal medyada, Twitter işte vesaire diğer başka sosyal medya mecralarında bazen inanılması istenen ama doğru olmayan birçok şeyle karşı karşıya kalıyoruz ki bu hele ki bu mübarek Ramazan ayında bizi günaha sevk eden bir durum. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Hucurat suresinde ya eyyühellezine amenu ey iman edenler in câekum fâsikum bine beyin fetebeyyenu en tusîbü kavmen bicehaletin fetusbihu alâ mâ fealtum nâdimîn. Sadakallahu, sadakallahu. Ey iman edenler, size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınızı pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Hele ki sosyal medyada bir şahsın fotoğrafını alıp yanına bir şeyler yazarak belki de iftira atmıştır. Hemen inanmak, onun aleyhinde bir şeyler söylemek, Evet. hele ki oruçluyken mesela bu Ramazan için söylüyorum. Bizi bu rahmet dünyasından uzaklaştırıp efendim o günah bataklığına sevk edebilir. Bu yüzden bu mecralardaki haberlerin doğruluğuna kesinlikle kani olmadan inanmayalım. Yani mesela biz hadisçiler mesela İslam tarihinde önemli yerleri vardır. Şöyle bir kıssa anlatılır. Hadis rivayetini almak için hadis sahibini ziyarete giden biri devesini çağırdığını görür o hadisi bilen kişinin. Elinde bir torba vardır. Bakar ki devesi geldiği zaman torbanın içi boş muydu, dolu muydu? Boş, işte doluydu deyince eğer boş olsaydı onun hadisini almayacaktı. Bu davranış bile bu araştırmanın ne denli önemli olduğunu gösterir. Bir kere doğru habere ihtiyacımız var. Yalnız bunu hemen inanmak yerine araştırıp efendim iyice onu tetkik ederek hazmetmemiz lazım. Bir başkasının günahına girmememiz lazım Evet. yani. Bilerek ya da bilmeyerek birçok günaha giriyoruz. Hele ki sosyal medya denen bu son zamanda birçok insanın aile yuvasını bile dağıtacak hale gelen, ülkeleri karıştıracak hale gelen Evet, 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 maalesef evet. o hallere geliyor. Bunlara prim vermemek lazım. Bunlara efendim yönelirken kesinlikle ben mesela çok acayip şeyler duyduk. Mesela küçük bir örnek vermek isterim. Haç semineri yaparken bir kadın dedi ki hocam dedi şeytan taşlamada o atılacak taşları dolarla sattıkları söyleniyor. Doğru mu?
Dedim yani buna kimse inanmaz. Hele ki hacca gidip oraları gören yahut umreye gidip. Nereden? İnternette gördüm. Yani biri öyle bir şey yazmış ve buna inanmış kadıncağız yani. Evet. Şimdi bu büyük bir günahtır. Bunlardan uzak durmak lazım. Çünkü şu an oruçluyuz ama yemeden içmeden oruçlu anında o maddi olarak tutabildiğimiz, görebildiğimiz, hissettiğimiz şeyleri vücudumuza almıyoruz ama kul hakkı yemek daha tehlikeli olabilir. Evet. Orucun kazası olur ama kul hakkı yediğimiz zaman Allah muhafaza o şahısla helalleşmeden onun affı çok zordur. İmkansız gibi bir şey, İmkansızdır evet. hatta. Ya hocam, bir de günde 7 ila 8 bin kez cep telefonlarımızı elimize alıyormuşuz. O yüzden yani riziko potansiyeli çok çok Yani şu ciddi bir konu tabii aslında. yani devrimizde şöyle bir durum var. Yani hayatı mobilize gezdiğimiz için artık onunla Evet. beraber bütün iletişim kaynakları keza bizim iş dolayısıyla da birçok alanda bunu kullanmak zorundayız. Belki zamanı hızlandırma adına. Ancak işte bu hani bıçak ekmek de keser Allah muhafaza başkasını da öldürecek bir alete dönüşebilir. Biz Evet. bunu ekmek kesen kısmıyla değerlendirmemiz lazım. Yani bizim teknolojiyi şahsımıza yahut toplumuza efendim enjekte ederken, onu kullanırken kesinlikle onun iyi bölümünden faydalanmamız lazım. Nasıl ki internet alemi sınırsız bir aleme ulaştı. Bunun ilmi alanı da vardır. Maalesef günaha düşürecek kötü durumları da vardır. Bizler hele ki o asılsız haberlere yahut araştırmadan çabucak inanırsak Allah muhafaza dediğim gibi kötü günahlara düşebiliriz. Ondan uzak durmamız lazım. Allahu Teala bu ayette de az önce okuduğumuz Hücurat suresinin 6. ayet kelimesinde de araştırın diyor. Araştırmadan, soruşturmadan inanmayın. Çünkü Müslümanlar kardeştir. Ve kardeşleriniz arasını düzeltmek yerine bozmanın bir manası yok. Bizler biriz, beraberiz. Hepimiz Allah'tan geldik. Yine ona döneceğiz. Hepimiz efendim Cenab-ı Hak yine Hucurat suresinde hiçbir topluluğun bir başkasına üstünlüğü yoktur. Evet. Üstünlük ancak takvadadır. İnne ekramekum indallahi etkaküm. Allah katında en değerliniz Allah'tan en çok sakınanınızdır buyuruyor. Biz sakındığımız kadar değerliyiz. Belki kendimizi yüksekte görebiliriz. Allah muhafaza. Bizim yüksekte gördüğümüz şahsımız belki esfeldedir. Yani en sefil alandadır. Sefil gördüğümüz belki eşreftedir, En en yüksek. yüksektedir. Evet. O yüzden biz temkini elden bırakmadan, itidalli olup, ifrattan tefritten kaşınıp, bu tip mecralarda da olsa araştırmadan, soruşturmadan bir şeye inanıp bir başkasının günahına girmeyelim diye ben uyarıyorum, tavsiye ediyorum. İnşallah hocam, teşekkür ederim. Bir de şöyle kısaca iftar öncesi bir dua Tabii. edelim mi? Ne dersiniz? Bizim hutbelerimizin sonunda yaptığımız bir dua var. Bu akşam inşallah onu yapalım. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi, milletimizi, alemi İslam'ı her türlü kazadan, beladan, terörden, fitneden, fesattan muhafaza eyle. Bizlere dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle. Bizleri, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Yaptığımız ibadetleri Dergah Hazretinde en güzel şekilde kabul eyle, dualarımızı makbul eyle. Amin, Amin. amin, amin diyorum. Radyo Türkiye Özlemi ekibinin ve Vizyon TV'nin ortak yayını olan bu güzel program yine sona erdi hocam. Böyle gidiyoruz, bir Evet. tempo Evet, tutturduk. evet. Allah Allah razı yolumuzu, olsun. amin. Güzel Cümlemizi. sohbetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben Ben teşekkür ederim. çok keyif alıyorum. İnşallah izleyenlerimiz de keyifle bizleri izliyordur. Biz duacıyız. Dua bekleriz. Bizler Dua aynen bekleriz. o şekilde dua da bekleriz. Bugünlük bu kadar. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Yeni bir programda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.